tepkilerini. Bu arkadaşlar NASA. This is the future. Ayarlarını da atıyorum, biraz karakteri de atıyorum, dönerek atıyorum ki dönüşlerle beraber atıyorum, adımlarla beraber zincirimi atıyorum ki buradayım, adımlarla beraber, tekmelerle beraber. Biz şu ana kadar ne anlattık? Duruş, duruş çok çok önemli. Dönüş çok çok önemli, temel tekniktir Wing Chun'da. Adımlar, rakibe nasıl saldırıyoruz? İşte direk adım, derin adım, ondan sonra yengeç adım, çapraz adım, acil adım. Bunları anlattık. El gardımızı, manzayı, vuzayı, nasıl gard aldığımızı anlattık. Ama bu gardı nerede kullanıyoruz, nerede kullanmıyoruz bunları anlattık. Ve zincir yumruk, temel eğitim. Very very important, çok 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 önemli. Zincir yumruğu nasıl atıyoruz? Yine anlattığımız gibi rakiple benim aramda, onun diyaframından benim gırtlağıma giden, benim diyaframından onun gırtlağına giden sentral bir çizgi düşünün. Ki bana doğru. Burada ne yapıyorum? Burada gırtlağa doğru bir yol izliyorum. Okay. İlk attığım yumruk mesela sağ yumruk. Sonra ikinci yumruk onun üzerinden giderken, arkadaşlar yalnız düz. Düz giderken alttaki elimde düz geri dönüyor. Gırtlak olabilir, burun olabilir, alın olabilir ama gırtlaktan aşağı olmayacak. Tamam, biz antrenmanlarda öğrenciye zarar vermemek için, birbirimize zarar vermemek için buraya vuruyoruz ama dışarıda, buradan sentralden, merkezden rakibin gırtlağına doğru bir yumruğumuz gidiyor. Diğer giden yumruğu anlatıyorum, bakın giden yumruğu. Giden yumruk üstten gidiyor. Dönen yumruk alttan dönüyor. Giden yumruk üstte, dönen yumruk altta. Burada bu yumrukları inch punch'la da vurabilirsiniz. Yani yumruk giderken bu şekilde gider. En son rakibe dokunduğu anda inch punch yapar. Geri tepmeyi, geri tepme olayı. Yani buradasınız. Siz bir yere vurduğunuzda bir milim de olsa size geri tepe. Bu geri tepmeyi geri tepiyorsunuz. Okay? Ama ben şimdilik normal zincir yumruğu tavsiye ederim. Yani inch punch da yapabilirsiniz. Yapabiliyorsanız. Yapmasanız da düz yumruğu tavsiye ederim. Gidenler üstte, dönenler aşağıda. Okay. Bu bizim Wing Chun yumruğumuz. Şimdi rakibimiz, mesela öğrencimiz bir zincir yumruğu atsın. Zincir yumruğu at. Evet. Düz at, düz geri dön. Yuvarlama. Yani bu şekilde yuvarlamıyoruz. Okay. Düz atıyoruz. Düz. Boks yumruğunun hemen hemen aynısı fakat bir çizgide gidiyor. Birbirinin giden yumruk birinin diğer yumruğun üstünde, dönen yumruk da diğerinin altından geri dönüyor. Okay. Bu bizim Wing Chun'un direkt yumruğu. Bizde de var kroşeler. Okay. Kroşe. Ve bizde de var aparkatlar. Yani mesela yumruk at. Aparkata buradan girelim. Bunları da öğretiyoruz. Yalnız birinci seviyede sadece zincir yumruk, düz yumruğu öğretiyoruz. Aparkatlar ve kroşeler diğer seviyeler, ileriki seviyeler. Ne yapıyorum? Burada zincir yumruk atıyorum. Sağ ayağım önünde atıyorum. Sol ayağım önünde atıyorum. Biraz karakteri de atıyorum. Dönerek atıyorum. Okey. Dönüşlerle beraber atıyorum. Adımlarla beraber zincir yumruk atıyorum. Okey. Buradayım. Adımlarla beraber, tekmelerle beraber zincir yumruk atıyorum. Bunları birinci seviyede temel tekniklerde öğretiyoruz. Ve geriye ne kalıyor? Bunları da öğrettikten sonra Latsa. Wing Chun temel teknikleri arkadaşlar. Latsa mantığı şu. Rakibim ve ben iki Wing Chun'cu veya boksör fark etmez. İlk önce Wing Chun üzerinden anlatayım, sonra boks üzerinden anlatayım. Evet arkadaşlar. Şimdi Wing Chun üzerinden mesela Latsa'yı anlatacağım. Zincir yumrukta Latsa nasıl çalışıyor? Şimdi rakibim bana ilk önce sağ yumruğunu atıyor. Ben de sol yumruğumla karşılıyorum. Burada ilk öğrettiğimizde rakibim sağla yumruk atıyorsa ben sol yumruğumu dışarıdan alıyorum ve dirseği içeriye alıyorum. Eğer böyle yumruk atarsam bana buradan vurması kolay olur. Dirseğimi içeri alıyorum. Sen de dirseğini hafif dışarı. Yok bu iyidir. Evet, evet çok da değil. Evet, bu iyidir. Sen de buradan beni içeriye almıyorsun. Ama ben de seni buradan içeriye alıyorum. Sonra burada amacım, bak ben sana bu yumruğu
içeriye ezerek sokmaya çalışıyor. Bu da diyor ki ezdirme. Bundan vazgeçiyoruz, diğer ele geçiyoruz. Biraz daha indir kamerayı görsün. Aşağıda evet. Burada da aynısı, bu sefer benim elim içeride kaldı. Rakibimin eli dışarıda kaldı, o da dirseği içeriye alıyor arkadaşlar. Ben de dirseğimi hafif dışarıya alıyorum. Burada ben yumruğu içeriden sokmaya çalışıyorum. Rakibim de dışarıdan ezerek içeriye girmeye çalışıyor. Ama ikimiz de buna izin vermiyoruz. Diğer eli deniyoruz. Sonra diğer eli, sonra diğer eli. Ve burada lasta oluşuyor. Bakın burada ne yapıyorum? İçeriden girmeye çalışıyorum. O da diyor ki girmene izin verme. Ben de seni ezmeye çalışıyorum. İkimiz de birbirimizi ezerek içeriye girmeye çalışıyoruz. Ya las savuşu değil arkadaşlar şimdi. Las. Bu las savu değil. Yani yine yap ama yine yap. Bu böyle böyle dokunarak las savu yapılmaz. Çok sert de yapılmaz. Yani burada eğer ben rakibi çok sert girerse okey. O da ne yapar? Mesela şurada mesela çok sert de, çok sert de. Ama gelmiyorsun, gel. Bak. Adımla gel. Ne yapar? Beni çamzaya alır. Vurur. Okey. Yani tamam, ezmeye çalışacaksın, içeriye girmeye çalışacaksın ama doluysa içerisin, bak buradayım. Bak dolu değil mi? Gel bak, hissediyorsun değil mi? Dolu geçmiyor. Geçmiyor. Geçmiyorsa eğer zorlamanın bir alemi yok. Yani ne yapar o zaman? Eğer sert gel, daha sert gel. Hoppa diye hemen boşa çıkarır, vurur. Teknik yapar. O yüzden tam ayarında yapmak zorundasın. Bu da hoca nezaretinde olur. Zaten bu tanıtım videosu. Tekrar yapalım bak, las sağa. Gel, biraz ayak kontak kurmak zorundasınız burada las sağda. Tamam, ayak bu şekilde kontak kuruyor. Vücudumuz 15 derece. Gördüğünüz gibi las sağa yapıyoruz. Bu çok elini havaya kaldırma, dirsekleri aşağı. Okey, evet. Direkt ileriye. Evet, bu arkadaşlar las sağ. Yumrukları ileriye at. Benim gırtlağıma nişan al. Bu şimdilik birinci seviyede tek çeşidini öğretiyoruz. Üçüncü seviyeye geldiğimizde de arkadaşlar 5 çeşit. Üçüncü seviyeye geldiğimizde de lasso tamamıyla 5 çeşit. 5 çeşidini öğretiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, biz boks yumruğa. Biz boks yumruğuyla bu şekilde karşılaşabiliriz. Değil mi? Elimiz dışarı. At şimdi bu şekilde ama oraya atıyorsun. Benim burnuma at. Fum, evet, elimiz içeride karşılaşabiliriz. Okey. Çap yumruk, çapraz el karşılaşabiliriz, doğru mu? Biz bu lasso'nun bütün 5 çeşidini bilmeliyiz ki, yani bütün 5 çeşidiyle teknik yapmalıyız ki, yapabiliyor olmalıyız ki karşılık verebilirim. Bütün ihtimalleri çalışmak zorundayız. Yani lasso'nun tam birinci seviye çok başlangıç seviyesi olduğu için bir çeşidini öğretiyoruz. 3'e geldiğinizde de 5 çeşidini de öğretiyoruz. 5 çeşitten fazla da yok. Evet arkadaşlar. Wing Chun'un temel teknikleriyle ilgili videomuzu bitirdik. Arkadaşlar bu video çok çok önemliydi. Bu videoda size temel teknikleri gösterdik. En önemlisi, yani Wing Chun'da en önemlisi bu temel teknikler. Bunlar yoksa eğer, yani duruşunuz 15 derece değilse, duruşunuz tam oturmamışsa, kitap gibi değilse, ben size söyleyeyim, 5000 tane de teknik bilseniz kesinlikle dayak yiyeceksiniz. O yüzden bu temel teknikler çok çok önemli. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayalım. Yorumlarınıza çok değer veriyorum. Muhakkak yorum yazın arkadaşlar. Hepsine geri dönüş yapacağım elimden geldiğince. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.